Sütün kaliteli üretimini sağlamak ve hijyenik standartlara uygun nakliyesini tamamlamanın birinci görev olduğunu her daim vurgulayan Diyarbakır Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret ediyoruz şimdi. İzleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri, Diyarbakır'daki sektörler arası yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi de Diyarbakır'da bulunan Süt Üreticileri Birliği'ne konuk olduk. Yanımda da bu firmanın başkanı Hüseyin Bey bulunuyor. Hüseyin Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Öncelikle bu programı hazırladığınız için teşekkür ederim. Ben Hüseyin Yılmaz, Diyarbakırlıyım. 2007'den beri bu işle uğraşıyorum, sütçülükle, hayvancılıkla uğraşıyorum ve halen de devam ediyorum. Kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Yaklaşık bu birlikte 10 yıldır ama hayvancılığı derseniz doğrudan doğma büyüme hayvancılık. Bizim dededen babadan gelen bir meslek. Peki başkanım, burada kayıtlı olan hayvan sayısından da bahsedelim mi? Kaç tane hayvanınız mevcut? Burada birlik olarak yaklaşık 200 bin baş hayvan mevcut. Yani bu 200 bin baş dediğim dişi hayvan. Yani sağmalı inek bizim birliğimize kayıtlıdır. Sadece büyükbaş hayvan değil mi? Evet, sadece büyükbaş. Bununla birlikte Diyarbakır'da günlük süt üretimi, yani bu dediğim rakam hepsi, yani kayıt dişi, kayıt adı, 80 ton üretim günlük Diyarbakır'da mevcut. Bunun hepsi kayıt altına alınıyor mu? Alınmıyor. Hepsi sanayiye gidiyor mu? Gitmiyor. Bu değişik yerlerde ve değişik yerlerde veya değişik ebatlarda pazarlama, pazara sunuluyor. Bu da bizim için bir sıkıntı. Peki Tarım Bakanlığı tarafından kontrol edilmiyor mu? Şimdi dedik ya, kayıt içi ve kayıt dışı hayvan sayısı mevcut. Bunların bir kontrolü sağlanmıyor mu? Sağlanıyor. Tarım Bakanlığı tarafından ve İl Müdürlüğü tarafından değişik zamanlarda bunun kontrolü sağlanıyor. Ama burada yani onaylı firma az olduğu için ve ulusal bazda ulusal firma buraya, bu bölgeye gelmediği için biraz ondan da kaynaklanıyor. Yani pazar sıkıntısı daha doğrusu burada olduğu için o yüzden de hepsi kayıt altına alınmıyor. Ne yapacak vatandaş? Bir şekilde sütünü satacak. Yani kayıt içi ve kayıt dışı illaki bir yerde pazarlayacak. Ha, bu anlamda yine bakanlığımız tarafından hem süte hem buzağı hem de daha önceki yıllarda anaya da, yani iğneye de teşvik veriliyor. Hala da devam etmektedir. Bu da bizim çiftçilerimizi, üreticilerimizi teşvik etmek amacıyla, yani hayvancılığa teşvik etmek amacıyla bu teşvik veriliyor ve ürünleri de kayıt altına almak amacıyla veriliyor. Ama buna rağmen yine kayıt dışı var. Her ne kadar kontrolü sağlansa dahi illaki bulunabiliyor. Peki başkanım, devlet desteği sağlanıyor mu bu durumda? Tabii, devlet desteği sağlanıyor. Dediğim gibi şu anda süte, yani çift süte de destek sağlanıyor. Buzağıya da, yavrusuna da destek sağlanıyor. Etine de destek sağlanıyor ve anaya da destek, yani ineğe de destek sağlanıyor. Süt üretimiyle tüketimi dengeleniyor mu? Süt üretimiyle tüketimi dengelenmiyor. Şu anda üretim daha fazla, tüketim daha az. Aslında hayvancılığın biraz da sütten kaynaklanan bir problem var. Yani biz süte çare bulmazsak hiçbir hayvancılığa, yani hayvancılık gelişemez. Önce süte çare bulmamız lazım. Yani süt, bugünün şartlarıyla süt ucuz. Yani piyasada şu anda ulusal bazda 1 litre süt 1 lira 20 kuruş civarı ulusal. Hayat, o da yani 2017 itibariyle yapıldı. Bunu diğer şeylerle kıyaslarsan çok ucuz. Yani 1 litre sütün meydana gelebilmesi için çok emek görülen bir meslek. Buna rağmen süt ucuz. Bir de girdi maliyeti pahalı, yem pahalı, işte veteriner hizmetleri pahalı. Bunu kıyaslama yaparsan gerçekten ucuz. Yani bu üretici bir şey çıkaramıyor. Bunu ne yapmamız lazım? Çok süt tüketmemiz lazım.
ve biraz daha süt fiyatı artması lazım. Ne kadar tüketsek tabii ki o kadar fiyat da artar ama şu anda tüketim daha az. Yani herkes süt içmesi lazım. Peki başkanım, röportajımı sonlandırmadan önce söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Söylemek istediğim, bunu tekrar söyleyeceğim. Bunun biz hep birlikte bu hayvancılığı geliştirebilmemiz için herkes süt içmeli. Hepimiz yani küçük büyük demeden süt içmemiz lazım ki herkes bundan kazansın. Yani hem üretici de kazansın, tüketici de aynı zamanda o da sağlık için da önemli, sağlığını da kazansın. İnşallah bu şekilde bu hayvancılığın gelişmesini daha da katkıda bulunuruz ve daha da gelişir diye düşünüyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizler de buraya geldiğiniz için ve bu gibi konularda tüm Türkiye'ye yayıladığınız için ki bunlar hep sizin aracılığınızla biz yani tüketici, üretici ve her kimse burada bu bilgilere ulaşabilir. Bu yüzden de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Diyarbakır'da bulunan Süt Üreticileri Birliği'ne konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?